yaşayan ve asgari ücret alan Özgece Mücel çifti fiyatların hiç yükselmediğini fark etti. Geçen yıl Türkiye'deki asgari ücretli çiftle sosyal medya kanalları için market fiyatları karşılaştırması yapmışlardı. Bu sene de yapmak istediler ama Türkiye'deki çifte aynı markette çekim izni verilmedi. Onlar da Türkiye'den sadece alışverişin sonucunu paylaştılar. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Fox TV'ye çıkmışız. tabii ki biz ana habere çıktığımızı bilmiyorduk. Bir baktık bizim haber, bizim video çıkmış. Tabii mutlu olduk açıkçası. Bu kadar insana ulaşabilmek güzeldi. Tabii siz o kadar güzel yorumlar yazmışsınız ki hem yorum hem DM'den, Instagram'dan yazmışsınız. Abla aç aç Fox TV'desiniz. Çok farklı bir duyguydu açıkçası. Tabii bu en çok muhtemelen sizleri de sevindirdiğini düşünüyorum ben. Bizler gibi. Güzel oldu ya. Her zamanki gibi yine asgari ücretli çift olarak anıldık. Ben de bu arada arkadaşlar kahvaltı hazırlıyorum. Emre işe gidecek. Ben EBA'ya geçeceğim falan. Bir kahvaltı yapalım. Gün uzun. Bugün çok yoğun bir gün. Şuradaki yıkanmış bulaşıklarımı da toplayacağım. Onları da komşuma vereceğim. Komşumun onları da. Çay kaynadı bile arkadaşlar. Hemen çayımı demleyeyim. Bu halloldu. Şöyle koyayım. Vergi sistemiyle alakalı çok yani YouTube'un vergilendirmesiyle alakalı çok mesaj atıyorsunuz. Allah razı olsun. Biz de bir muhasebeciye gittik açıkçası. Kazancımızın hani vergiye tabi olamayacak kadar az olduğunu söyledi. Çünkü bunun belli prosedürleri var. İşte sigorta yapmak gibi yani bir şirket kuruyorsun bunun üzerinden.
Ve şirket kurabilmek için mesela aylık Bağkur'a ücret ödüyorsun. 950 TL civarında Bağkur'a ücret ödüyorsun sigorta. Ama zaten o kadar kazanmıyor. O yüzden şimdi tekrardan bir araştırmaya girdi muhasebeci. Bize inşallah bu 2-3 gün içerisinde döneceğini söyledi. Bazı kanallarda şey diyor işte hani bazı araştırmalarımızda 1 lira dahi olsa vergisini ödeyeceksiniz. Ama vergi öderkendeki şartları da elde etmek lazım. Ama şey de yapabilirdim. Mesela biz farmasiyle alışveriş yapıyoruz ya. Orada şirketle devlet arasındaki anlaşma bize yansımıyor. Biz gidip vergisini ödemiyoruz ama bize para kesilirken mesela prim vergisi kesilip de bize geliyor. Hani YouTube'da böyle bir şey de yapabilirlerdi. Devlet ve şey hani biz kesinlikle herhangi bir şekilde bu kadar insanlar sıkıntı çekmezdi. Bunu devlet kendi eliyle de yapabilirdi. Bu daha güzel olurdu. Bir de herkese eşit davranıyor. O kötü bence. Adaletli olması lazım bu konuda. Yani duyduğumuza göre tabii ki. Bu konuda adalet olması lazım açıkçası vergi konusunda. YouTube vergilendirme konusunda. Hayırlısı olsun valla arkadaşlar. Hani benim şu an yapabileceğim bir şey yok. Zaten çok bir şey kazanmıyoruz bildiğiniz gibi. Hani onları yapabilmek için onları da kazanmak lazım. Şimdi onu araştırıyoruz. Bakalım ne olacak, ne edecek. Bakalım. Ben şimdi kahvaltı hazırlayayım. Hadi arkadaşlar. Bu arada herkese merhaba. Bir şey gideceğim, işte 10 dakika sonra. Yoğun bir tempo beni bekliyor. Hepinizi öpüyorum. Bu arada arkadaşlar doğum günüme çok az kaldı. 20 Ocak'ta benim doğum günüm. Kayınvalidem hediye göndermiş. Bu arada inanın 6. yıla girdim biliyorsunuz evliliğimizi. İlk defa bana doğum günü hediyesi almış. Ben de paylaşmak istedim. Gönlüne yüreğine sağlık. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Bunu da bir takipçimiz gönderdi arkadaşlar. Saniye kardeşim gönderdi. Bu da çok güzel. Bu da yüreğine sağlık gerçekten. Neyse arkadaşlar ben şimdi derse gireceğim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Benim kızım da derse gireceğim diye ağlıyor arkadaşlar. Çocuk bunu aldı kuzum ya.